güzel olmuş. Burada önceden taksi durağı falan vardı. Sonra bisiklet de süremiyorduk. Bir sürü araba geçiyordu, hiç oynayamıyorduk. Annemiz buraya geçmemize bile izin vermiyordu. Şimdi oyun alanı olmuş. Az önce birkaç tane oyun oynamış olabilirim. Ben cidden bayağı beğendim. Burası ağırlıklı olarak araçlar tarafından kullanılan, otopark gibi kullandığı bir alandı. Arkamda görmüş olduğunuz tabelayı İstanbul'da ilk kez görüyorsunuz. Nedir diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Bu bir yaya öncelikli yol tabelası. Maltepe Belediyesi'nin başlatmış olduğu taktiksel kentleşme projesiyle bu sokak yaya güvenliğini sağlandığı bir sokağa dönüştürüldü. Yaya öncelikli yol dediğimiz konu ise Avrupa'da çok yaygın olan, son 15-20 yıldır çok kullanılan. Ancak ülkemizde çok nadir kullanılan bir yer. İstanbul'da da hiç yoktu. İlk defa burası, Onurlu Sokak. Yaya öncelikli yol ilan edildi. Burada belli bazı trafik kuralları var. İşte saatte 20'yi geçemezsiniz. Burada sokakta oynanabilir, yayalar yolu istediği gibi kullanabilir. Taktiksel kentleşme projesiyle daha önce araçların park ettiği alanlar çocuklar için güvenli oyun alanlarına dönüştürüldü. Çok kötü arabalar vardı, çarpabiliyorlardı bazen insanlara. Ben çok korkuyordum arabalardan, izleyecekler diye. Eskiden bir sürü araba geliyordu, geçiyordu. Karşıya bile geçemiyorduk neredeyse. Burada ilk bir denemek istedik. Bir anda çocuklar okuldan çıkıp burayı kullanmak istedi velilerle birlikte. Ve o zaman emin olduk, evet Onurlu Sokak oyun sokağı olmalı. Ve buna göre projemizin geri kalan kısımlarını da yapıp uygulamaya geçtik ve şu an bu gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor. Bunu her mahallede uygulamak istiyoruz. Mümkün olan en yaya dostu, çocuk dostu, insan dostu kentsel alanlara kavuşmak istiyoruz.